Evet, şu anda neredeyiz? Tabii ki giden gelmezden yeni bir rota. Şahap Beylesi'nin hemen arka kısmından gidiyoruz, bakalım önümüze ne çıkacak. Haydi, bay bay. Giden Gelmez Dağları'nın doğu bölgesi Susuz Şahap Yaylası, şimdi merak edenler için bölgeye nasıl ulaşılır ve bu yaylanın temiz havasının nelere şifa olduğu ile ilgili duyduğum bir anımı anlatacağım. Şahap Yaylası, Seydişehir-Antalya yolu 23. KM'de bulunan Tınaztepe mağaralarının bulunduğu bölgenin batısında, Ağaç Tepesi olarak bilinen bölgenin, en iyi çam ağaçlarının bulunduğu ve Giden Gelmez Dağları'nın doğu kısmı olarak tarif edebileceğimiz Antalya bölgesine ait bir yayladır. Yaylanın bulunduğu yer, devasa çam ve katran, köknar, ağaçlarının bulunduğu Ağaç Tepesi'nin bitimiyle Giden Gelmez Dağları'nın başladığı yere denk geliyor. Görsellik olarak çok fazla bir güzelliğe sahip olmayan yayla, boğaza hapsolmuş bir konumdadır. Yaylayı önemli kılan şey ise oksijen bakımından çok temiz ve zengin bir durumda olmasıdır. Doğaseverler için, etrafı çam ormanları ile çevrili, fazla dikey olmayan, son derece keyifli bir doğal yürüyüş parkuruna sahiptir. Bol oksijen edin. Konu ile ilgili bir duyumumu anlatmak istiyorum. Çocukluğu Susuz Şahap Yaylası'nda geçmiş, zamanla İstanbul'a göçmüş bir iş adamının eşi rahatsızlanmış. İstanbul'da doktora gitmişler muayene, tetkik, tahlil, film filan derken yenge hanımın rahatsızlığının ciğerlerinde ve oldukça kötü durumda olduğu ortaya çıkmış. Hasta sahipleri başka hastanelere, başka doktorlara da gitmişler ama değişen bir şey yok. Teşhis belli. İş adamı yayla zamanında "Egel Hanım, memleketimize gidelim, eşimizi dostumuzu görürüz, oralarda biraz kalırız" demiş. Yaylaya gelmişler, birkaç ay yaylada kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a dönmüşler. Doktora kontrole gittiklerinde doktor hastada müthiş bir şekilde iyileşme olduğunu görmüş. Ne yaptıklarını, nereye gittiklerini sormuş. İş adamı İtoroslar'da memleketi olan Susuz Şahap Yaylası'nda olduklarını, uzun süre orada kaldıklarını söyleyince, doktor da "İyi, oranın havası sizi iyileştirmiş, size iyi gelmiş" tespitini yapmış. Adam hemen ilkbaharda yayla evinden öte daha muhkem bir ev yaparak, baharla birlikte yaylaya göçmeye başlamış ve kısa ömür biçilen hasta iyileşmiş ve uzun yıllar yaşamış. Toroslar'da, yaylalarının büyük çoğunluğu böyle temiz havaya sahiptir. Ancak Susuz Şahap Yaylası ve Ağaç Tepesi'nin bulunduğu bölge, bitki örtüsü bakımından duble temiz bir havaya sahiptir. Vaktiniz olduğu zaman Toroslar'a gelin. Toroslar her derde devalar barındırır. Yürüyüş, temiz hava. Kafa dinlemek için son derece verimli bir yer. Yeter ki doğal... Evet. Basıldık mı şu an? Basıldınız. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Antalya'dan geldik. Antalya'ya gidiyoruz. Yok, yani şu andaki yürüyüş parkurumuz. Şimdi rehberimiz. Denizi görene kadar. Evet. Onlar hazır ama. Lideri Serhat Bey var. Serhat Bey'le de bir konuşabilirsiniz. Şey yaparsanız, kontak kurarsak size haber ederim. Mustafa Ünal. Evet. Tamam, çok memnun oldum. Kolay gelsin. Evet, Şubat mı? Evet. Serhat Bey, 2-3 cümle söyleyebilir Ali misiniz? Ali Bey mi? Çekim. Çok güzel anladın. Biz Giden Gelmez Dağları'nda gezmekten çok mutluyuz. Önümüzdeki baharın planlarını yapıyoruz şimdi de. Aksitin nava tarlaları. Kardelenleri, çiğdemleri hangi aylarda görürüz? Çakayıkları hangi aylarda görürüz? Grup gelemesek bile ben kendim bir ekip oluşturup 4 kişi kaybolma pahasına gireceğim buralara. Evet. Sizlerle karşılaşırsak anda, daha iyi olur tabii. Şu anda Susuz Şahap'tan başladık. Nereden çıkacağız? Susuz Şahap'tan başlamadık. Ağaç tepesinden başladık. Susuz Şahap yaylasına doğru. Biraz daha gazlarlarsa bizi varmayı düşünüyoruz. Evet. Seydişehir Haber. Oradan takip edebilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Başarılar. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin herkese. Kazasız belasız inşallah. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bir grubun adı var mı sizin grubun adı? Albedo Trek. Albedo Trek grubu. Giden Gelmez Dağları'nda. Evet. Merhaba abiler. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolay gelsin. Abla kolay gelsin. Maşallah süpersin. Tebrik. Tabii senden bahsediyorum. Tebrik ediyorum yani bu. Tebrik ediyorum yani abiyi de sizi de ekip olarak.
Kolay gelsin. Ha, siz bizde. Ben de dedim bizim gruptan deme. Yok biz sabah erkenden 2 saat gittik. Orada biraz dinlendik geldi. Yolu iyi şey yapmışsınız ya. Tabii. Evet. Seydişehir'de. Evet. Seydişehir haber. Oradan şeyleri takip edebilirsiniz bizi. He, basın. Basın. Merhabalar. Merhaba. Hem basın, doğa sever, fotoğrafçı ne seversen. Evet, çok güzel. Kolay gelsin. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, şu anda giden gelmez dağları bu. Sık sık biz gündeme getiriyoruz. Geçen hafta gittiğimiz yerden farklı bir rotadayız. Burası Şahap Yaylası ağaç tepesinden girip Cevizli'ye kadar çıkan bir patika yol var. Biz o yolu kullanarak 2 saat içeriye yürüdük. Ve geri dönüşte Antalya'dan neydi? Antalya Trenk mi dedi? Antalya Trenk'ten. Yani şu anda kendileriyle de konuşma yaptık. Bir grup dağcıyla karşılaştık. Bunlar muhtemelen Cevizli'ye çıkacaklarını söylediler. Buradan orada araç onları bırakmış. Yani giden gelmez dağları Türkiye'nin gerçekten keşfedilmesi gereken en zor coğrafyalarından bir tanesi. Burası sevindirici tarafı. Gün geçtikçe biraz önce karşılaştığımız dağcı ekibi gibi ekipler buralarda yürüyüş yapıyorlar. Eski insanların kullandığı yayla yollarını ondan sonra rotaları kullanaraktan bu bölgeleri keşfediyorlar. Bu bölgeler çok güzel. Yani bazı okuyucularımız, dinleyicilerimiz aman kimse gitmesin, tanımasın orayı, batırlar, bitirler gibi cümleler kurmuşlar da onlar yani anlayışla karşılıyorum ama doğa severler, buraya gelenler sadece doğa severler ve fotoğrafçılar. Hiçbir doğa sever ve fotoğrafçı grupta doğaya kesinlikle zarar vermez. Doğayı gözleri gibi korur. Buraya sıradan böyle yani piknikçiler veya sıradan insanların gelmesi mümkün değil. Onun için hiç endişe etmeyin. Buralar kıymetini bilenler için keşfedilmeye değer. Değilse herkes buraya gelip buraya gezecek şeyde değil. Biz de sabah erkenden çıktık. İçeriye 2 saat yürüdük. 2 saat yürüdükten sonra tekrar geri dönüş yapıyoruz. Çünkü günler kısa. Yani burada eğer zamanı iyi kullanmazsan, burada kalırsan yani durum sakat. Şu anda müthiş bir ladin ağacının dibindeyiz. Müthiş bir kokusu var. İnsan böyle ciğerlerine çektiği zaman kokusuyla ve oksijeniyle müthiş bir keyif veriyor. Biz de onun içinde onun dibinde kısa bir mola verdik. Herkese buradan selamlar diliyorum. Evet, bizim gibi doğa severlerin, fotoğrafçıların olmazsa olmazı giden gelmez. Giden gelmez dağları özellikle sonbahar aylarında görsel bir şölen oluşturur renk açısından. Biz de bu hafta sonu hiç gelmediğimiz, daha önce hiç gelmediğimiz bir bölgeyi tercih ettik. Ama burada rastgele de yürürseniz, bilmediğiniz bir patikadan da gitseniz mutlaka bir güzellikle karşılaşırsınız. Harikaydı. Çok keyif aldık. Şu anda tam olarak neredeyiz? Karşıda gördüğümüz dağ. Şu anda Akseki Cevizli ile Seydişehir Ağaçtepesi arasında bir patika var. Zamanında tahmin ediyorum yaylacılar kullanmışlar burayı. Tam iki merkez arasında yani Cevizli ile Ağaç Tepesi arasında ortada bir yerdeyiz ama mevki olarak ismini ben de bilmiyorum. Evet, şu karşıda gördüğümüz dağ Alacabel'in arka tarafı. Alacabel'in arka tarafı, tünelin üst kısımları diyebildiğimiz evet, yer. Evet, evet. Ne demek istersin doğa severlere? Doğa severler gelsinler, yürüsünler diyoruz zaten. Onlar her hafta sonu geliyorlar bizim gibi. Burayı keşfetsinler diyoruz. Keşfetsinler diyoruz. Bu güzellikleri görsünler aynen diyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim.